Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz çamaşır makinalarıdır. Modifiye edildi. Şu gördüğünüz kutular monte edildi. Bu kutuda 2000 wattlık yani 2 kW'lik dimmer vardır. Burada devir ayarlı. Motorun devirini 0 ile 16.000 hatta 18.000 devir arası ayarlayabiliyorsunuz. Çok yüksek devirli motorlardır. Gücü ise 630 watt'tır etiket değeri. Şurada da gösterebilirim. Şöyle telefon çözünürlüğünden görebilirsiniz. Pardon 620 watt. 620 watt ama maksimum 650 ile 700 watt arası yüke girdiğinde enerji çekerler. Bunlar tüketiç motorlardır. Yani üreteç değil. Yani bunu rüzgar türbünü, su türbünü gibi projelerde kullanamazsınız. Bunları küçük böyle elektrikli bisiklet veya hareketli veya küçük çocuk arabaları gibi projelerinizde veya başka projelerinizde kullanabilirsiniz. Tabii burada devir düştükçe güç de düşmektedir. Onu da söyleyeyim. Yani dimmer dediğimiz şeyler. Şurada da anahtarla da orta sıfırdır. Bu sola dönüş, yani saat yönünün tersine bu tarafa. Bu da önce ortaya getireceksiniz, sonra sağa getireceksiniz. Saat yönüne doğru dönüş yapar. Şimdi bunları size göstereceğim. Bu normal açıp kapatma düğmesidir. Yalnız en önemli özellik, motor çalışırken durmadan şu anahtarı kesinlikle birden geri getirmeyin. Önce ortaya getirin stop konumunda. Motor tamamen durduktan sonra ondan sonra hareket ettireceğiniz yöne getirirsiniz. Şimdi sizlere bunun nasıl çalıştığını göstereceğim. Şu 3 motor aynı güçtedir. Sadece bunun milinin çapı biraz küçük. Bunun milinin daha doğrusu kaslan çapı biraz büyüktür. Şu ikisinin çapları aynıdır. Şöyle yukarıdan da baktığım gibi bu biraz kısa boğazlı. Bu biraz uzun boğazlı. Hangisi projelerinizde uygunsa onu kullanabilirsiniz. Şu ise şu küçük motor ise 350 watt'tır. Maksimum 400 watt gücündedir. Ama yine devir de 16-18.000 devir arasıdır. Hepsinde de 2000 watt'lık dimmer vardır. Rahat bunları kumanda etmektedir. Şimdi şu bir kırmızı motoru sizlere göstereceğim. Önce bakın fişe sokuyorum. Bunu aynı zamanda şunu da hatırlatayım. Şurada gördüğünüz, ben ayrıca Clemens'ten, hepsinde de aynı şekildedir. Şöyle artı eksi, bunu aküyle de çalıştırabilirsiniz. Şimdi biraz sonra onu da göstereceğim size. Aküyle çalıştıracağınız zaman ise bu dimmer devre dışı kalır. Yani işlem görmez. Sadece buradan akünün artı eksisini bağlarsınız. 12, 24, 48, 60 yani 220 volta kadar bağlayabilirsiniz. Ve 220 pardon aküyle çalıştıracağınız zaman fişi çekeceksiniz. Fişi çekeceksiniz. Ama şu anda 220 ile çalıştırıyoruz. Şu anda fişi soktum. Bakın saat yönüne döndüğünü size göstermek için şöyle bir bant yapıştırayım. Şöyle. Şimdi saat yönüne doğru açmak düğmesini açıyorum. Bakın ışık yandı. Şimdi yavaş yavaş döndürüyorum. Şöyle bantın hareketinden de görürsünüz. Motorun sesinden de duyuyorsunuz. Bakın çok yavaş dönüyor. Şimdi hızlandıracağım. Tabii bu dönerken şöyle şerit ledleri de yakmaktadır. Tabii hava aydınlık olduğu için tam göremiyorsunuz. Şimdi biraz hızlandıracağım. Motorun sesine dikkat edin. Bir bant çekti. Ve şu anda deviri düşürmeden yön anahtarını şey yapmıyorum. Şunu durdurmak için bantı bastırdım. Motor tamamen durduktan sonra anahtarı önce sola, yani boş kısma, ondan sonra sola döndürüyorsunuz. Bakın şimdi de saat yönünün tersine doğru döndüğünü göreceksiniz. Şöyle yine atsın. Az yapıştırayım. Bakın şimdi hafif hafif sola doğru dönecek. Evet gördünüz. Yavaş dönüyor. Hızlandıracağım. Evet bantımız gitti. Şimdi yine durduruyorum. Şimdi şu gördüğünüz
yerden artı eksi akıyor. Artı eksi. Şimdi buraya ben bir tane adaptör bağlayacağım. Daha doğrusu akü olmadığı için şu anda elimde. 17 voltluk. Şöyle göstereyim size. Şurada bakın 17 voltluk 1 amperlik bir tane adaptörü bağlayacağım. Şu artı eksiye. Bir saniye. Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz adaptörü, bu 17 voltluk adaptörü artı eksi klemensine bağladım. Yani akü klemensine bağladım ama buradan da tabii 220 fişini çektim. Eğer çekmezseniz bu kutu zarar görebilir. Dimmer yanabilir. Onun için bu 220 fişini çekeceksiniz. Ondan sonra buraya doğru akım bağlayacaksınız. Yani birbirine asla karıştırma yapmayın. Dimmer zarar görür. Şimdi bakın ortada, yani kapalı durumdadır. Şimdi sağa doğru döndüreceğim. Yine şöyle bant yapıştırayım. Şimdi saat yürüdü saat yönüne doğru dönecek. Bakın. Tabii bu şeyde aküyle çalışırken dimmer görev yapmadığı için, bunda fonksiyon yoktur. Görev yapmadığı için burada akünün gücüne bağlıdır. Yalnız 12 volt, 24 volt zayıftır. Yani mili elinizde tutabilirsiniz. Şimdi önce yine durutuyorum. Bakın bu çok önemli. Önce durutuyorum. Motor ve bu dimmer zarar görmemesi için. Duruttuktan sonra şimdi bakın saat yönünün tersine, yani sola dönecek. Evet, şu anda sola dönüyor. Şimdi size bir de şöyle bakın. Şunu banta çıkarayım. Yani bu 17 voltla şey yapıyor. Şöyle, pardon. Şimdi sağa döndüreceğim. Ama elimle böyle bakın durutabiliyorum. Yani güç az, 17. Ama 36, 48 voltta bunu tutamazsınız. Şu anda biraz zor tutuyorum. Elimi şey yapıyor. Evet, bunu projelerinizde hem doğru akımla hem alternatif akımla çalıştırabilirsiniz. Sizlere başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum.